Aydın Bey, buyurun. Gene ben kronometreyi çalıştıracağım. 20 dakikadan önce son 2 dakikada haber vereceğim. Son 2 dakikada, evet 20 dakika. Son 2 dakika hatırlatacağım. 5 dakika önce hazırlatayım o zaman. Tamam. Sayın meslektaşlarım, İbra dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Divan, değerli başkanlarım, saygıdeğer üstadlarım, adaletin Yılmaz savaşçıları, sevgili meslektaşlarım ve basının seçkin temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Onları da her toplantımızda anmalıyız. Çünkü bizlere adalet duygusunu ve direnme ruhunu emanet ettiler. Değerli meslektaşlarım, Türk milleti 7 düvele karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş mücadelesini başlatmış ve kendisine dayatılan Sevr'i yırtıp atmıştır. Geçen yüzyıla yakın süre içerisinde emperyalist güçlerinin amaçlarının değişmediği, gerek Orta Doğu'da gerekse ülkemizde, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgemizde ülkemizi parçalamaya, bölmeye yönelik plan ve uygulamaları ortadadır. Her gün şehit ve gazi haberleri içimizi acıtmaktadır. 15 Temmuz günü kalkışılan darbe girişimi de hiç şüphesiz bunun uzantısıdır. Ve bu bizlere emperyal güçlerin Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, başarısını istemeyenlerin bir olup da Sevr'i tekrar yaşatmak istediklerinin su gibi açık örneğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün nutukta ülkenin içinde bulunduğu durumu tarif ettiği gibi, bugün de gerek içten gerek dıştan gelen saldırılar ile karşı karşıyayız. Biz hukukçular olarak, hele yaşadığımız çağda uygar ülkelerin hukuk ve demokrasi anlayışından daha aşağı bir seviyede yaşamayı asla kabul edemeyiz. Olağanüstü durumlarda dahi hukukun vazgeçilmez olduğu tartışmasızdır. 15 Temmuz günü demokrasiye yapılan her türlü darbeye karşı olduğumuzu söylediğimiz gibi, olağanüstü halin getireceği hukuksuzluklara karşı da olduğumuzu cumhuriyetçi avukatlar olarak beyan ediyoruz. Yönetimde bulunduğumuz dönem boyunca avukatın ve avukatlık mesleğinin sorunlarını, ülkemizin içinde bulunduğu sorunları her zaman ön planda tuttuk. Göreve geldiğimiz günden bugüne hukukun üstünlüğüne, temel hak özgürlüklere, basın özgürlüğüne, iletişim özgürlüğüne, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığı ilkesine, demokrasinin temel değerlerinin korunmasına büyük önem verdik. İç güvenlik yasa tasarıları mecliste konuşulurken, İşte az önce ifade ettiğim 2015 Nisan'ında İzmir Barosu öncülüğünde 79 baro. Barolar Birliği Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürürken meslektaşlarımız ve yanımızda İzmir halkı vardı. İşte İzmir duruşu buydu. İzmir duruşunu biz sergilerken hakim ve savcılar ortalıkta yoktu. Üniversiteler yoktu. Sivil toplum örgütleri yoktu. Sadece barolar vardı. Ve bunun öncülüğünü İzmir Barosu yapıyordu. İzmir Valiliğinin genelgesini nasıl geri çektirdiğimizi az önce ifade ettim.
tekrar üzerine durmak istemiyorum. Yine görevimiz süresince tüm meslektaşlarımızın yanında olmak istedik. Mutlu günlerinde, acılı günlerinde ve yargılanırken sanık durumunda veyahut da haciz esnasında saldırıya uğramış, mağdur olmuş, hakarete uğramış meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Ve öyle sadece avukat hakları merkezi olarak değil, İzmir Barosu Başkanı sıfatıyla bulundum. Ve İzmir Barosu Başkanı sıfatıyla hangi duruşmaya girdiysek müdahale talebimiz kabul edildi. Avukat hakları merkezi girdiğinde hakim ve savcılarımızda maalesef böyle bir şey var. Bunu yanlış anlamayın lütfen. Ama bir baro başkanlığının bir ağırlığı var tabii. Baro başkanlığı eğer duruşmaya girmişse müdahillik talepleri anında kabul ediliyor. Bunu Özgecan davasında da gördük. Gaziantep'teki İsmail Akkaya cinayetinde de gördük. Baro başkanları eğer o duruşmaya gidiyorsa hakim ve savcılar müdahale taleplerini anında kabul ediyorlar. Ve biz baro başkanı sıfatıyla bu davalarda meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Eğer seçilirsek bundan sonra da bu çalışmalarımızı hiç aksatmadan, hiç yüksünmeden, yorulmadan yerine getireceğiz. Uğur Mumcu'nun bir sözü var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. İşte öyle bir şey karşımıza gelen. Biz iştendik, yalansızdık, uzlaştırmacıydık. Uzlaştırmacı olduğumuz için eleştirildik, eleştiriliyoruz. Oysa hiçbir meslektaşımızın göz altında tek bir saniye fazla kalmasını asla istemedik, gönlümüz razı olmadı ve gerekeni yaptık. Hiçbir meslektaşımızın güvenlik güçleri tarafından itilip kalkılmasına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz. CMK görevlendirmelerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 1500 görevlendirme yapıldı. Bize gelen şikayetleri anında Cumhuriyet Başsavcısıyla paylaşıp yanında durmak suretiyle ilgili yerleri yanımızda aramasını sağlayana kadar o odayı terk etmedik ve anında çözüm bulduk. Öyle baroyu bir yerlerde oturup da yönetmedik. Hep sahadaydık. Cumhuriyet Başsavcısıyla görüşülecekse anında yanında bittik. Emniyet Genel Müdürlüğüyle görüşülecekse anında yanındaydık. Bizim bu uzlaştırmacı tavrımızı bir meslektaşımız az önce çıktı, teşekkür etmişiz. Meslektaşa saygı duyana herkese teşekkür edeceğim. Var mı? Soruyorum. Cumhuriyet Başsavcısı da olsa, Emniyet Müdürü de olsa teşekkür edeceğim. Meslektaşımın itinip kalkılmasına asla izin vermeyeceğim. Kim avukat dostuysa benim de dostum. Ben siyaset yapmıyorum. Yok Güneydoğu siyaseti, yok bilmem ne siyaseti. Ben baro başkanıyım, baroyu yönetiyorum. Meslektaşım benim için önemli. Meslektaşım görevini hakkıyla yapacak, saygıyla yapacak. Buna kim engel oluyorsa karşısında dimdik duracağız. Şimdi Tahir Elçi'nin katlinde sokaklardaydık. Terör eylemlerini kınadık. Ondan önceki terör eylemlerini kınadık. Ama şimdi burada az önce eleştiren arkadaşlarımızın birçoğunu ben o etkinliklerde göremedim maalesef. Göremedim. Tahir Elçi gibi değerli bir insanın katledilişinden İzmir Barosu Başkanı olarak büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisi temel insan hakları konusunda büyük çaba sarf ediyordu. Ama bunun da siyasi sebeplerle kullanılmasına asla müsaade etmeyiz. Onu da bilin. Şimdi Türkiye her konuda sıkıştırılıyor.
Tutturdular bir Ermeni soykırım yalanı, aldı başını gidiyor. Biz Ermeni soykırım yalanına karşı tek baroyuz. Alman parlamentosuna yazı yazan ve Berlin'deki o yürüyüşe katılan Türkiye'den tek baroyuz. Hani biz Türkiye'nin sorunlarına eğilmiyorduk? Soruyorum. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, avukat hakları, engelli hakları, hayvan hakları ve çevre konusyonları ile bu konularda az önce ifade ettim. Her türlü etkinliğin içerisinde İzmir Barosu vardı ve dik duruşunu hiçbir güce karşı boyun eğmeyerek yerine getirdi. Urla villalarında İzmir Barosu dik duruşunu sergilemeye devam etti, halen de ediyor. Şimdi ünlü düşünür demiş ki, eleştiriden korkarsan bir şey söyleme, bir şey yapma, bir şey olma. Bizler göreve, meslektaşlarımıza hizmet için talip olduk ve olmaya devam ediyoruz. Ve hiçbir şeyden korkmaksızın yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan ayrılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Tercihlerine saygı duymakla birlikte ayrıldıklarında kendi gruba, kurdukları gruba yaratıcı bir isim bulmalarını ve bunu kullanmalarını dilerdik. Bilindiği gibi İzmir Barosu genel teamülünde iki dönem kuralı vardır. Kaldı ki Cumhuriyetçi Avukatlar yola birlikte devam etme şeklinde genel iradesini ortaya koymuş iken, gruptan ayrılan birkaç meslektaşımızın genel kurul iradesi olmaksızın kendilerini yürütme kurulu ilan etmelerinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Evet, bana göre Mehmet Türkbay arkadaşımızı yürütme kurulu ilan etmişler, haberi yok. Sayın Cihangir Marmaray'ı ilan etmişler. Birisi CHP'de etkin, birisi de Altay Kulübü'nün başkanıydı o zaman. Adamlar isimlerini sildirdi. İki ay sonra EGT son sözde haber. Yürütme kurulu olarak Mehmet Türkbay var, Cihangir Marmara var. Adamın göbeği çatladı ismini sildirene kadar oradan. Bu mu sizin etik anlayışınız? Tebrik ediyorum. İki ay sonra haber yapıyorsunuz. Tebrikler. Sevgili meslektaşlarım, zaman değişti, dünya değişti. Zamana ayak uydurmak gerekir. Kendimizi alçaltmadan biz sosyal medyada her gün yırtılan, çekiştirilen cübbe resimleri görmek istemiyoruz. Bu görsellerdir asıl mesleğimizi itibarsızlaştıran, yıpratan. Mesleğimizin itibarı için, sizin gücünüzle kurumsal itibarımız için İzmir Barosu'nun söz sahibi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. İzmir Barosu için güç, sivil toplum örgütlerine liderlik yapmak, sendikalar ve STK'lar ile aynı yere yumruk atmak, yanımıza TBB'yi ve diğer tüm Türkiye barolarını almaktır. İşte biz bunu yaptık. Bizden önceki dönemde ne yaptınız? Bütün STK'larla baroyu düşman ilan ettiniz. Ziyarete gelen bütün STK'lar bize iki ay sonra randevu veriyorlardı. Geldiğimizde de kimseyi bulamıyorduk dediler. Bunu bir kişi söylemedi. En az 20 kişi söylediği için söylüyorum. Öyle sadece bir alana siyaset yapmakla baroculuk olmuyor. Hele bu İzmir Barosu'ndaysa bütün STK'ları kucaklamanız gerekiyor. İzmir Barosu duruşu bu. İzmir duruşu bu. Göreve geldiğimizde meslektaşların üstüne kireç ve harçlar yağıyordu. Twitter'a konu oldu. Bu Nescafe'nin içindeki süt tozu mu, kireç tozu mu diye. Bir de sizin gruptan arkadaşlarınız çıkıyor, sosyal medyada eleştiriyor.
Baro bir şey yapmıyormuş. Meslek için eğitim yapmıyormuş. İnşaatçı baroymuş, şuymuş, buymuş. 64 mü büyük, 140 mü büyük? Cevap verin. Son 5 dakika. Evet. Şimdi geçen dönem 60 projemiz var dediğimizde bizimle alay edenler. Gördüğünüz ki bütün projelerimizi tek tek yaptık. Yeşil pasaport için Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 dönem değişiklik oldu. Üçüne de ayrı ayrı mektup yazdık. Orada bir dedik, KDV oranı %18'den 8'e düşürülmeli. 2, CMK ücretleri artırılmalı. 3, adli yardım ücretleri artırılmalı. Ve dedik ki, bütün meslektaşlarımıza yeşil pasaport verilmeli. 1, mesleki saygınlık için istiyoruz dedik. 2, Türk vatandaşlarının ve Türk şirketlerinin yurt dışındaki haklarını koruyan bir meslek örgütüyüz dedik. Bunun için istiyoruz dedik. Ve biliyorsunuz Adalet Bakanı'ndan onaylandı. AB Bakanı'ndan yeşil pasaport sayısı çok olduğu için durduruldu. Bizler avukat içindir sloganını, baro avukat içindir sloganını hayata geçiren bir baroyuz. Şimdi sözlerime son verirken bizler Nevzat Erdemir ekolünden, onun baro siyaset görüşünden geliyoruz. Bizler baro görevi sırasında ölenleriz. Bizler umarsızca hizmet etmeye baş koyanlarız. Bizler bu kutsal görev için günlerce ailesinden ayrı kalanlarız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir deyişi vardır. Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulatmaktan ibarettir diyor sayın önderimiz. İşte biz YK kararlarını uygulatan bir baroyuz. Size cevap olsun. Katılımcıktan yanayız. Grup çıkarlarını elimizin tersiyle iten bir baroyuz. Bütün meslektaşlara eşit davranan bir baroyuz. Değerli meslektaşlarım, konuşmama son verirken vakit Atatürk ilke ve devrimleri ışığında cumhuriyete sahip çıkma ve cumhuriyetçi avukatların gücünü tekrar gösterme vaktidir. Vakit yine yeniden cumhuriyetçi vaktidir. Cumhuriyet vaktidir. Bizler özgür ve güçlü bir baro istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün tartışılmaz olduğu, bağımsız ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. Şehit haberlerinin gelmediği, terörün olmadığı, kardeşçe yaşadığımız bir ülke istiyoruz. Barışın hüküm sürdüğü yeşil bir dünya istiyoruz. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin, fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Saygılarımla saygılar sunuyorum. İzmir Barosu tekrar cumhuriyet olacak. Cumhuriyetçi olacak. Sizlere güveniyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Bakın en önemli projemizi size tanıtamadım. Bu ütopik değil Özdemir Sökmen. Bunu yakında göreceksin ve utanacaksın. Teşekkür ederiz.